Olmuş mu börek narin? Az kalmış ana valla. Nurhan, sen şu soğanları kavur da. Daha pirinç ayıklayacağız. Tamam galiba. Kızım yetiştirebileceğiz mi? Yetişir ana, ne olacak? Aa, sen bu sek yapacağız, roh yapacağız. Hoş geldin Emir. Oğlum hoş geldin. Nasıl geçti okuldaki ilk günün? Okul işte ana. Nasıl olsun ki? İyiydi. Yarın daha da güzel olur oğlum. Yavaş yavaş alışırsın okuluna, arkadaşlarına. Ama okul işte. Herkes nasıl gelip gidiyorsa biz de öyle gelip gideceğiz. Amcan nereye? Eve geçeceğim. Geç oldu artık. Benimle bir şey konuşacaktın. Sonra da konuşsak olur. Sonra olmaz amca. Hadi gel şimdi konuşalım. Hem geldiğinden beri sana zaman ayıramadım. En azından gel otur bir çayımı iç. Olur yanım. İçeriz. Ulan Emir. Okulun nasıl? Okuldan memnunsun değil mi? Okul işte baba ya. Bazı çocuklar benim konuşmamla alaygışlar. Onlara kafayı takma sen oğlum. Sen derslerine çalış. Sene sonunda kim kimle dalga geçecek görsünler bakalım değil. Aman oğlum ilk günden kavga etmeyeydin. Merak etme ana, etmedim. Hem Buse onların ağzının payını verdi. Kimmiş bu Buse? Bir kız işte. Güzel mi bari? Ne bileyim, dikkat etmedim. Hem konuşturup durmayın beni. Yapılacak ödevlerim var. Ben odaya gidiyorum. Yo Bedar, bu çocuğun bir derdi mi var? Uzatma Celil, üstüne varma. Oğlumuz aşık olmuş. Vay. Teo. Amca, seni nasıl sevip sayarım bilirsin. Ama babamla ağlamın arasında kaldım. Boran Ağa olarak açıp hesap sormam gerekiyor. Ama bir oğul olarak babamın hükmüne saygı göstermem gerekiyor. Sen söyle amca. Nasıl davranmam gerek? Oğul Boran olarak tabii ki. Hepimizin iyiliği için en uygunu bu. Çocuğun olacağını duydum. Senin adına çok sevindim. Ne zamandır bu bebeği beklediğini bilirim. Sağ ol amca. Böyle düşünmene sevindim. Bizim aile için bu bebek ne demek biliyorsun. Umudumuz, soyumuz ve aşiretimizin geleceği. Hepimiz bu haberi davullarla, zurnalarla karşılamak isterdik. Ama gelin hanımın yaptıkları da ortada. Yaşananlar elimizi boğrumuzda bırakıyor. Biliyorum amca. Bir de şu İstanbullu olan mevzuu var biliyorsun. Sıla'nın buraya onunla gelmesi bütün aşireti ayaklandırdı. Hatta kimileri buraya onun için geldiğini bile sandı. Kimileri dedim. Biz öyle bir şey olmadığını tabii ki biliyoruz. Sıla ile senin arandaki yakınlığı hepimiz gördük, yaşadık. Ama yeğenim, benim endişem daha da büyüyor. Şimdi çıkıp bazı sütü bozuklar bu çocuğa da laf atacaklar. Hatta o Emre ile bir bağ kurmaya çalışacaklar. Daha doğmadan çocuğumu kirletmeyin amca. Sıla benim karım, o da benim çocuğum. Kimsenin aklı bulamasın. Bundan başka da kimse söz etmesin. Benim karım çok saygıdeğer bir kadındır. Ona kimse dil uzatamaz. Yeğenim, celallenme hem. Ben de senden tarafım. Ama tetikte ol istedim. Böyle laflar çok duyacaksın son zamanlarda. Senin de, Sıla'nın da canını yakacaklar daha. Senelerdir benim canımı yakmayı mesai edinmiş tek bir kişi var amca. Onu sen de ben de iyi biliriz. Eğer sen onun dizginlerini tutarsan hiçbir yere hareket edemez. Mahmut meselesini Boran duymadan yeni bir bela açmalıyız başına. Eğer olayı çeviremezsek
Kapak yine gelip bizim başımıza patlayacak. Haklısın abi de ne yapacağız? Boran ağa gene kurşunların önüne atlarsa? O zaman atlamayacağı hedefler seçeceğiz. Azat gibi mi mesela? Azat ölse bize ne faydası var? Ölür gider, gömülür. Ardından 3 ay sonra anasından başka kimse adını hatırlamaz. Ama biri var ki şaibesi hep devam edecek. Bütün aşiret bir bilmecenin yanıtını arayıp duracak. Kim ki bu? Gelin ağamızın sevgilisi tabii ki. Bütün aşiret çocuğun Emre'den olduğuna inanmalı Dilaver. Sonra da Emre'yi temizlemeliyiz. Sıla'nın karnındaki bebeğin babasının Emre olduğunu herkes bilecek. Ne zaman indiriyoruz bu Emre'yi? Sen şimdi git aşiretin kafasını bulandır. İsyan çıkar. Eninde sonunda biri ortaya düşer tetiği çekecek. Şimdi çıkıp bazı sütü bozuklar bu çocuğa da laf atacaklar. Hatta o Emre ile bir bağ kurmaya çalışacaklar. Özür dilerim Sıla. Özür dilerim.